gördün mü bak, sonun olacağı buydu. Buydu. Oysa evliliğimizin başında ne güzel hayallerimiz vardı. Vardı. Ama anne, kardeşin, sizinkiler, bizimkiler hepsi canımızı okudular. Okudular. Oysa bizi baş başa bıraksalardı ne güzel yaşardık değil mi? Yaşardık. Öyle tek tek cevap vereceğine sen bir şeyler söylesene Serhat. Ne söyleyeyim Nermin? Konuşacak bir şey mi kaldı? Haklısın. Artık yerimizde avukatlar konuşacak. Avukatlar konuşacak. Hakim karar verecek. Ama keşke ikimiz konuşmalıydık. İkimiz karar verebilseydik. Öyle değil mi? Artık çok geç. Niye? İki kere at yarışı oynadım diye annenin gözüne kumarbaz oldum. Rüşvet yemedim diye beceriksiz oldum. Şirketteki kızla aynı otobüse bindim diye zampara oldum. Daha da sayayım mı? Sus Serhat. Biliyorsun sizinkiler de benim hakkımda şey söylemediler. Bir türlü yaranamadım onlara. Ama sen beni seviyordun öyle değil mi? Ben seni yine seviyorum Nermin. Ama ne çare. Bu evliliği yıktılar. Henüz yıkamadılar bak. Daha mahkeme başlamadı. Mahkeme ha. Nermin ve Serhat'ın boşanma mahkemesi. Biliyor musun ben hiç boşanma davası görmedim. Ben mahkemeye bile gitmedim. Sahi nasıl olacak? Bilmem. Herhalde ilk önce senin avukatın Pelin Hanım gelir. Şuraya oturur. Sen de onun yanına geçersin. Sonra benim avukatım Selam Bey gelir. Şuraya yerleşir. Ben de onun yanına olurum. Derken hakim gelir. Görüşmeye kurulur. Ve geçimsizlikten şikayetçi iki genç hakkında ıvır zıvır konuşur. Hiç böyle bir şey düşünemiyorum. Gel o zaman. Hayal etmeye devam edelim.